Bitlis TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 21 Eylül günlerden pazartesi. Günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. kesim açılış töreninde konuştu. Sağladığımız uygun finansman imkanlarının etkisiyle konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Konut satışında Temmuz ayında Türkiye genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 230 bin rakamına ulaşıldı. Ağustos ayındaki konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre %54 artarak 170 bini buldu. Ağustos ayında otomobil üretimi yıllık %44,5 artarken otomobil satışları ise geçen seneki seviyesini ikiye katladı. Salgın nedeniyle dibe vuran küresel ticaretin aksine Türkiye ihracat performansına kaldığı yerden devam etti. Haziran-Ağustos döneminde ihracatımız 41 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktı. Turizmde ise şu ana kadar 10 milyonu aşan turist sayısı bize yıllık 15 milyonun üzerinde turistle kapatacağımızı gösteriyor. Ağustos'ta kurulan şirket sayısı geçen yıla göre %76,4 artarak 9.352'ye ulaştı. Reel sektörde yaşanan talep artışı ile istihdam cephesinde de olumlu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. İstihdam edilenlerin sayısı salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz Nisan'dan beri yükseliyor. Sadece 2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yaklaşık 500.000 arttı. İstihdam oranımız mevsim artısından, mevsim etkisinden arındırılmış olarak %41'den %41,6'ya, iş gücüne katılım oranımız %47,6'dan %48,6'ya yükseldi. İnşallah önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranı ile kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın, Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu Gebze İzmit kavşağı kesiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokulda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi. Veliler ve öğretmenlerle sohbet eden Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de eşlik etti. Bugün yüz yüze eğitimi okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlatıyoruz. Bilim Kurulu'nun rehberliğinde aldığımız bir kararla 1 milyonun üzerinde öğrencimiz, evladımız bugün okula adım atmanın mutluluğunu yaşıyorlar ve biz de tabii ki o mutluluğu paylaşıyoruz. Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimiz aynı anda hepsi birden okulların kapısından girsin, eğitim yuvalarını şenlendirsinler. Eğitim öğretim aslında bir şölen gibi başlasa tabii ki daha iyi olurdu. Ancak bu yıl bu şenliği sadece birinci sınıflarımızla ve okul öncesi çocuklarımızla, öğrencilerimizle yaşayacağız. Onlara nasip oldu. Okulun ilk günü öğrenciler ve öğretmenler için aslında yılın ilk günü gibidir. Yani yılın ilk günü hükmündedir. Hazırlıklar yapılmış, büyük bir heyecanla yeni bir döngünün içine girilmiş oluyor. Biliyorum ki birçok öğretmen
ve öğrencinin bu pazar gecesi aslında gözlerine uyku girmiyor. Kendimden biliyorum da diyebilirim. Öğretmen için ilk gün öğrencilerine kavuşmanın, onlarla hasret gidermenin yanında yeni öğrenciler, yeni konular, yeni bir ders programı anlamına da geliyor. Öğrenciler için ayrı kalınan 3 ayın ardından hani okula, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmak anlamına da geliyor bu ilk gün. Ama bunun yanı sıra tabii bir üst sınıfa başlamak ve büyümenin resmi bir adı olarak, bir göstergesi olarak da kendisini gösteriyor. Yani bir çocuk için büyümenin kutlandığı gündür bu okulun ilk günü. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'ya sosyal medya hesabından Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı ve bazı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 95.321 COVID-19 testi yapıldı. 1.519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 61 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1.116 kişi ise iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267.233'e çıktı. Test sayısı 9.269.015, vaka sayısı 302.867, vefat sayısı 7.506 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 28.128, ağır hasta sayısı 1.456, hastalarda zatürre oranı ise %7 oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir ifadesini kullandı. Tatvan'da temizlik işçisi Ecvet Ürün'ün kullandığı el arabasını özenle temizlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Tatvan ilçesinde temizlik işçisi Ecvet Ürün'ün kullandığı el arabasını özenle temizlediği görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 5 çocuk babası Ürün'ün temizlik arabasını bezle sildiğini gören çevredekiler görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğendiği görüntüleri izleyenler, işçinin arabası için gösterdiği özene kayıtsız kalmayarak destek mesajları verdi. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de örnek davranışından dolayı 45 yaşındaki Ürün'ü tebrik etti. 5 çocuğunun da öğrenci olduğunu belirten Ürün, işini severek yaptığını, bu işten kazandığı parayla ailesini geçindirdiğini... Ben her sabah işe başlarken arabamı yıkıyorum. Ondan sonra işe başlıyorum. Öğlende de, öğlen paydasına da yine arabamı temizliyorum, defete ediyorum. Ondan sonra işe başlıyorum. Devletin mali iyi bakıyorum. Devletin mali bizim malimizdir. Allah belediye başkanından razı olsun, bize iş vermiş. Biz çalışıyoruz. Evimize ekmek getiriyoruz. Önce kendi güvenimizi alıyorum, arabamızı temizliyorum, ondan sonra şehri temizliyoruz. Arkadaşlarla birlikte, hep birlikte şehri temizliyoruz. İşimi severek yapıyorum, mintikamımızı temizliyorum. Her gün işimi iyi yapıyorum. Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen flamingolar son yıllarda Arin Gölü'nde yoğun bir şekilde konaklıyor. Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen flamingolar son yıllarda Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü'nde de yoğun bir şekilde konaklıyor.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında Van Gölü'nün hemen yanında bulunan Arin Gölü'nün sığ alanlarında konaklayan ve beslenen flamingolar bu yıl ördeklerle birlikte paylaştıkları Arin Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Flamingoların Arin Gölü'nü renklendirdikleri eşsiz görüntüler havadan drone ile görüntülendi. Bitlis'in zengin floraya sahip yaylalarına gelen göçerler bu yıl yağışların da etkisiyle sezonu verimli geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sıcak illerden Bitlis'in zengin floraya sahip yaylalarına gelen göçerler bu yıl yağışların da etkisiyle sezonu verimli geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Temiz ve serin havanın yanı sıra meralarıyla hayvancılığa elverişli olan kentin yüksek rakımlı yaylalarında yaz boyunca konaklayan göçerler kurdukları çadırlarda aylarca teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşam sürdürüyor. İlkbaharda karların erimesiyle Güneydoğu'nun farklı illerinden gelerek il merkezi ve ilçelerdeki Doğap, Çıtak, Süphan ve Kolludere bölgesindeki yaylalarda hayatlarını sürdüren göçerler, verimli otlaklarda besledikleri hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak ailelerini geçindiriyor. İlkbaharda... Anne ve babaları hayvanların bakımının yanı sıra günlük işlerle meşgul olan çocuklar da yaylalarda çeşitli oyunlar oynayarak renkli görüntülere sahne oldu. Bu sene iyidir, peynir de iyi sattı. Her şey güzel geçti. İşte şu anda... Kentte bu yıl etkili olan yaz yağmurlarıyla verimli bir sezon geçiren göçerler, havaların soğumasıyla dönüş için hazırlık yapmaya başladı. Su çekmedi, suyumuz çok iyidir şu anda. Şimdiye kadar suyumuz her sene daha fazladır bu sene. Göçerlerden Raşit Keşli muhabirlere yaptığı açıklamada Mayıs ayından itibaren yaylaya gelip hayvanlarını buradaki otlaklarda beslediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. Çobanlık zaten ilkbahar oldu mu hayvanlar meraya çıktı. Sabah akşam kuzular için eve geliyorlar, ondan sonra gececiler hayvanları götürüyor, sabaha kadar ot atıyorlar ta ki biri çıkana kadar, yani koyun sağım başlayana kadar. Öyle doğan gündüzcülerde gündüz alejvan diyoruz. Onlar bakıyorlar. Alejvan akşama kadar bakıyor. Akşam da tekrar hayvan eve geldiği zaman bu sefer kuzular emiyorlar süt mesela bırakıyoruz. İşi bittikse zaman gececiler yine götürüyorlar. Ta ki yayla bu devam ediyor yayla gelene kadar. Çok iyiydi. Yağmur yağdı. Bereket. Yağmur yağdığı zaman her zaman bereketlidir yağmur. Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmaları sona erdi. Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmaları sona erdi. Alle Ben Gölet'inde 15-20 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada her bir kategoride birinci olanlar 20 bin lira, ikinciliği elde edenler 15 bin lira, ve üçüncüler ise 10 bin lira ödül almaya hak kazandı. Yine her iki kategoride 5 bin lira mansiyon ödülü ile 6 bin lira TUSAŞ özel ödülünün sahipleri de belirlendi. TÜBİTAK tarafından döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenen liseler arası İHA yarışmasında öğrenciler kıyasıya mücadele ortaya koydu. Uluslararası İHA yarışması performans ödüllerinde sabit kanat dalında birincilik ödülünü Milli Savunma Üniversitesi Hazerfan takımı, ikinciliği Bursa Teknik Üniversitesi Lagari takımı, üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi Apis Arge takımı elde etti. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada alışılagelmiş yarışmaların dışında mühendislik ve teknoloji yarışması gerçekleştirildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. Nasıl lise öğrenci yarışmalarımızın olması sizden geldiyse şu an söyleyeceklerim de geleceğe yönelik yine sizden gelen geri dönüşler. Yeter mi yetmez. Daha fazla öneri varsa biz sizlerle birlikte geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. O yüzden lütfen öneri geliştirmekten çekinmeyiniz. İnşallah gelecek yıldan itibaren en çok istenen bizden şuydu. Biz pilot taj eğitimi de almak istiyoruz uçaklarımızı üretme noktasında. İnşallah gelecek yıl
Bu sene tabii ki zor bir yıldı. İnşallah bu yıl hep beraber aşacağız bunu. Ülke olarak, dünya olarak, küresel olarak ve gelecek yıl inşallah bunun eğitimini biz vereceğiz arkadaşlar. Yani dolayısıyla siz gelecek yıl geldiğinizde bugün için çok teşekkür ediyoruz Türk Hava Kurumu'ndaki hocalarımıza. Ama aynı zamanda kendiniz de bir pilot olarak yetiştirme noktasında biz bunun için gerekli katkıyı verme noktasında olacağız. Gaziantep Valisi Davut Gül de bu festivalde tarihe tanıklık ettiklerini belirterek şunları söyledi. Tarihe tanıklık ettik. Sizlerin sayesinde. Biraz önce Fatma Hanım söyledi. Evet, gerçekten gelmemeniz için birçok mazeret var. Ama geçmişe baktığımızda çok sıkıntılı dönemlerde önemli kararlar alınıyor. Önemli toplantılar alınıyor. 10 sene sonra, 50 sene sonra sizin yaptığınız bu etkinlikler tarihin altın sayfalarında yerini alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de büyük bir beşeri sermayeye sahip olduklarını vurgulayarak şunları konuştu. O yüzden baktığımız zaman bilgi güçlük iktidar yapar. Kim o dönemin bilgisini elinde tutuyorsa dünyanın sözünü söylüyor. Bugün silikon vadilerini kuranlara dikkat edin. Buralara geliyor, kaos çıkarıyor. Buna nasıl müsaade etmeyeceğiz? Arayı kapatacağız. Teknoloji açığını kapatmamız lazım. Bizim cari açığımız yok. Bizim teknoloji açığımız var. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş, bisiklet turu ve yelken gösterisi düzenlendi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş, bisiklet turu ve yelken gösterisi düzenlendi. Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Tatvan ilçesinde bisiklet ve yürüyüş etkinliğiyle başladı. Sahil iskelesinde düzenlenen bisiklet turunda pedal çeviren Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tekerlekli sandalyeleriyle etkinliğe katılan engellilerle yakından ilgilendi. Geylani gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediye olarak etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tatvan'da burada gençlik spordan Tatvan Gençlik Spor'un sporcuları, gençlik sporunun antrenörleri, engelli kardeşlerimiz ve vatan arkadaşlarımızla beraber bir etkinlik düzenledik. Sahil bandımızdan, iskelemizden başladık. Bir 50 bin mesafe yürüdükten sonra bisikletlerimizi aldık. Biraz da bisikletle hareket ettik. Gerçekten buradaki amacımız bu hareketlilik haftasını insanlarımızla ilgili bir bilinç oluşturmak. Çünkü düzen otosistem üzerine kuruldu. Artık insanlarımız fazla hareket etmemekte. Biz şehrimizi planlarken bile artık buna göre planlıyoruz. Bütün hareketli kapsamları, insanların daha rahat hareket edecekleri, bisikletlerini kullanabilecekleri, tekerlekli sandalyelerini kullanabilecekleri bir şehir planlıyoruz. Yaptığımız bütün bu çalışmaların içinde birebir var. Allah nasip ederse şehrimizi daha uygun hale getireceğiz. Kırgız Türkleri çivi kullanmadan ürettikleri otağları aldıkları siparişe göre yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Van'ın Muradiye ilçesinde kurdukları ata yurdunda yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtan Kırgız Türkleri, burada çivi kullanmadan ürettikleri otağları aldıkları siparişe göre yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir yaylasından göç etmek zorunda kalan dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulu Pamir köyünde kültürlerini yaşatıyor. Ata yurdunda kurdukları atölyede 15 kişiyi istihdam eden Kırgızlar, çivi kullanmadan keçe ve ahşaptan yaptıkları otağları aldıkları siparişlere göre birçok ülkeye gönderiyor. Radiye ilçemizde yaklaşık bir yıl önce kurulma aşaması tamamlanan ata yurdundayız. Ata yurdumuzda ilçelerimizde ikamet eden Kırgız Türkleri bulunmakta. Bu vatandaşlarımızla beraber burada hem Türk kültürünü yansıtma hem de tarihi değerlerimizi
yeni nesillere aktarmak için böyle bir proje başlatıldı. Arkamda görmüş olduğunuz otağlar buralarda inşa edilmekte. Hem vatandaşlarımız buralarda güzel vakitler geçirmekte, hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Keçi üretimi hem de otağı üretimi yaparak hem ülkemizde hem de dış ülkelere ihraç ediyoruz. Bu şekilde de bir buradaki vatandaşlarımızın bir geçimlerini temin ediyorlar. Buradaki vatandaşlarımızın geleneksel yöntemlerle keçe üretimi, çivisiz bir şekilde otağları eski Türk geleneğine uygun bir şekilde inşa edebiliyoruz. Ülkemizde hem yurt dışında satarak, bunları sergileyerek Türk kültürünü de tüm Türkiye'de ve dünyada tanıtma gayreti içerisindeyiz. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızla Kırgız Türklerimiz burada omuz omuza bir faaliyet gösteriyorlar. Hem buradan geçimlerini temin ediyorlar, hem de dediğim gibi Türk kültürünü insanlara burada tanıtmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz alanda sadece otağlar değil, bu otağlarla beraber at biniciliği, geleneksel okçuluk eğitimleri de verilmekte. Bölgemizde ki tüm vatandaşlarımız burayı ziyaret edebiliyorlar. Ayrıca ilçemizde okuyan öğrencilerimize de dönem dönem burada ok atmayı, at binmeyi öğretiyoruz. Tatvan-Muş-Sit karayollarının kesiştiği Rahva mevkiinde bu sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Tatvan-Muş-Siirt karayolunun kesiştiği Rahva mevkisinde meydana geldi. Sürücü isimlerinin öğrenilemediği kazada 49AY477 plakalı kamyonet, zehir halindeki 13AS482 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olaydan hafif yara alarak kurtuldu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Olay mahalline çağrılan 112 ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaza yapan araçların olay mahallinden kaldırılmasının ardından yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve araç şoförleri ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Bitlis'in ilçelerinde 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Yani bugün eğitim için hazırlıklar tamamlandı. Okullar dezenfekte edildi efendim. Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda hazırlıkların tamamlanması üzerine bugün 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri eğitime başladı. Tatvan Belediyesi ve Mutki Belediyesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül'de başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda temizlik çalışmalarına başladı. Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Temiz okullarında eğitime başlayan minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani gazetecilere yaptığı açıklamada ilçedeki okulların bahçelerinin, sınıflarının, koridorlarının ve lavabolarının belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini söyledi. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders görmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Geylani, okula ilk defa tanışacak olan minik öğrencilerin heyecanını biz de yaşıyoruz. Ailelerin endişelerini anlıyoruz. Şunu unutmamamız gerekiyor. Kurallara uyduğumuz takdirde bu salgını hep birlikte atlatacağız. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim diye konuştu. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Bitlis TV ekranlarında ana haber bültenimizi aktarmak üzere karşınızda olacağız. İyi akşamlar.